Yapılan sağlık kontrollerinin ardından Gençler Birliği sezonun ilk antrenmanına bugün çıktı. Biz de İlhan Cavcav tesislerine geldik. Sizler için takımın yeni teknik direktörü Nobre ve takım oyuncularıyla röportajlar yaptık. Gençler Birliği yönetiminde en çok konuşmak istediğim ama en az konuşan kişiyle beraberim Arif abi. Merhaba tekrar. Yeni sezon, yeni heyecan. Evet, evet. Zor geçen bir sezon oldu. Hem korona, hem tehlike bölgesinden bir rahatlayamama, uzaklaşamama. Evet. Geçen sezonu bir kısaca bir değerlendirirsek neler oldu? Bu sene neler bekliyoruz? Ondan sonra da onu soracağım. Vallahi Bülent, geçen yıl ne olduğunu anladık da sen biz dahi anlayamadık. Pandemiden önceki bir süreç, pandemiden sonraki süreç, sağlıklı gidişi etkileyen virüs, her şey allak bullak oldu. Bununla birlikte işte federasyonun aldığı kararlar, ligin şampiyonluğu ve küme düşmeyi belirleyecek müsabaka mücadele devam etti ama yıl sonunda değişik kararlar çıktı. Keşke bunlar daha önceden bilinseydi. Birazcık daha belki koşullar farklı olurdu. Artık unutacağız. İnşallah önümüzdeki sene pandemiden uzak, sağlıklı bir sezon yaşamak istiyoruz. Futbolcu kardeşlerime sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyorum. Bütün kulüplere de aynı temennilerde bulunuyorum. Onun ötesinde hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. Şimdi yine bir heyecanla başladık. Hı-hı. Mert Nobre ile yeni sezona merhaba diyeceğiz. Evet. İlk teknik direktörlük tecrübesi. Evet. Gençler Birliği'nde çoğu kimsenin biz ilk teknik direktörlük tecrübesini gördük. Hı-hı. Başaranlar oldu, başaramayanlar oldu. Evet. Misal Fuat Hocam da Türkiye'deki ilk teknik direktörlük tecrübesini Gençler Birliği'nde başlamıştı. Evet. Şimdi Ankara Gücü'nün teknik direktörü. Mert Nobre tercihi nasıl gerçekleşti? Ya bu kulübün hamurunda var biliyorsun. Futbolcu yetiştirir, teknik direktör yetiştirir, sağlıkçı yetiştirir, kulüp menajeri, kulüp müdürü yetiştirir. Yani futbolun her kademesinde Gençler Birliği'ne yolu düşen ve buradan daha iyi şartlarda başka kulüplere giden bir sürü kardeşlerimiz, arkadaşlarımız oldu. Mert Nobre tercihi de başkanımızın ve yönetimin ortak aldığı bir karardı. Ya biz de ne istiyoruz? Birazcık daha idealleri olan, geleceğe dair bir kariyer hedefleyen, aynı zamanda kulübümüze de destek sunacak bir hoca arayışı içerisindeydik. Böyle bir karar aldık. İnşallah bu kararda yanılmayız. Sezonu başarılı bir şekilde, iyi bir şekilde değerlendiririz. Ama futbolda her şey her zaman olabiliyor biliyorsunuz. Biz iyi olsun diye bir takım şeyleri yapıyoruz ama maalesef bazen elinde olmayan şartlarda gelişebiliyor. Ben inanıyorum ki iyi bir sezon yaşayacağız. Şimdi 5-6 tane de transferden bahsediliyor. Evet, evet, evet. Şimdi onlarda da ince elinip sık dokunuyorum. Geçen senelerde biz bu hatayı çok gördük. Hı hı. Oynaması mümkün olmadığını düşündüğümüz futbolcular transfer edildi. Oynamadılar, gittiler. Hı hı. Şimdi ekonomi de daraldı futbol ekonomisi. Hı hı. Daha hassas ve ince düşünülmesi gerekiyor. Doğru. Ve altyapı geçen sezon en verimli mahsulünü verdi diyelim. Doğru. Birçok 4 oyuncuyla falan çıktı. Doğru. Şimdi Mert Hoca ile ilk pazarlık yapılırken biz altyapıdan daha fazla oyuncu istiyoruz, daha fazla kazanmak istiyorsunuz diye bir baskı zaten var. O hem söylendi hem de Nobre 2 sene öncesine kadar bizim aramızdaydı. Nobre tercihinde onun da büyük rolü oldu aslında. Bizim takımımızda oynarken bizim akademi takımındaki oyuncularımıza inanılmaz bir sevgisi vardı. O çocuklara karşı böyle bir babacan tavırları vardı. Yani o da bizi etkiledi. İnanıyorum ki Nobre de aynı şansı onlara verecek. Zaten biz 2 yıl öncesinden başlayarak altyapıda farklı bir organizasyona girdik. Hacettepe kulübünden yola çıkarak. Orada 28 tane oyuncuyu tamamen altyapıdan seçtik. Onlarla başladık. Böyle devam edecek. Bir kısmı da şu anda zaten antrenmanda takımla beraber. Onların 8-10 tanesi şu anda A takımda. Evet. Evet. Hep sorulan, merak edilen, konuşulan bir şey var. Bunu en yetkili ağızlardan bir tanesi. Gençler Birliği'nin ciddi bir borç yükü var mı? Borç yok. Sorunu var mı? Yok. Şu anda Süper Lig'deki kulüplerin yapısını 3 aşağı 5 yukarı bilenlerden bir tanesi de benim. O anlamda değerlendirecek olursak mali anlamda en rahat olan kulüplerden bir tanesi de biziz. Sadece eskiden hiç borcumuz yoktu. Şimdi o borcun olması camiayı biraz rahatsız ediyor ister istemez. Ya borcun olmaması mümkün değil. Şimdi pandemi sürecini değerlendirin. Bütün kulüpler vecibelerini yerine getirmeye özen gösterdi. Ama ona mukabil gelir kaynakları tamamen kesildi. Yayıncı kuruluştan gelen kulüplerin can suyu olan para bir kısmı ödendi, bir kısmı ödenmedi. Böyle olunca açık olmaması mümkün değil. Ama şuna inanıyorum, Türkiye Süper Ligi'nde 3 tane kulüp say deseniz durumu en iyi olanlardan bir tanesi biri Gençler Birliği'dir. Mutlaka. O konuda zaten şu evet. Son sorum Berat. Evet. Sanırım son antrenmanlarını gençlerleşecek ve gidecek gibi gözüküyor Berat. Valla o şöyle biliyorsun transfer sezonuyla birlikte takımlar yeni yeni toplanmaya başladı. Bu bir süreç.
Bu dönemde bir arz talep mutlaka olur. İşte birileri talep eder. Bizim oyuncuyla alakalı herhangi bir tasarrufumuz yok şu anda. Kadromuzun oyuncusu gözüyle bakıyoruz. Ama zaman ne gösterir onu bilemem. Ciddi talepler var ama sanki. Yani oluyor. Oluyor ama işte dediğim gibi bu bir süreç. İnşallah Mert'ten sonra Berat'ı da Avrupa'nın büyük kulüplerinden bir tanesinde görürüz. İnşallah. Daha uzun röportajlar yapalım arada Arif abi. İnşallah, çünkü inşallah. Buna da ihtiyaç var. Bu arada tabii bugün kulübümüze büyük hizmetleri geçen rahmetli Ekrem abimizin ölüm yıl dönümü. Onu bir kez daha saygıyla anıyorum. Rahmet diliyorum. Ekrem abinin, rahmetli oğlu Cüneyt'in yaptıklarını bu kulüp unutamaz, unutmamalı. Onun gibi nice rahmete ermiş büyüklerimiz var. Onları da bir kez daha burada saygıyla analım. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun diye. Şimdi Bülent Üstün'da babasından ve abisinden aldığı bayrağı. Üçüncü kuşakta Bülent şu anda yönetimde aramızda. Çok teşekkür ederim. Teşekkür.